Şamil Yani bir yenilgi hakkı daha var mı? Ha? Bir yenilgi hakkı daha var galiba. Ha, evet. 2.55. 2.55. Aynı ortamda 84 puan üzerinden Şanlı Beşiktaş'ımızın, Şanlı Fenerbahçe'mizin de baktım detaylarına. Beşiktaş'ımızın maç başı ortalama 2 puana ihtiyacı var. Fenerbahçe'mizin 2.44'e ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş 10 maçta 20'yi bulmalı. Fenerbahçe 9 maçta 22'yi bulmalı. Galatasaray 9 maçta 23'ü bulmalı. 84 hesabından. Müthiş hesaplar. Dolayısıyla hesaplar. Beşiktaş'ın 2 puan ortalaması döneceği yerde Fenerbahçe 2.44, Galatasaray 2.55. Ama Perşembe akşam burada yayında olursak ya da Çarşamba akşam Beşiktaş Alanya'ya bir kaybederse ya da bir beraber kalırsa bütün kartları yeniden kararız. O zaman bütün Peki. kartlar ve 84 de geri gelir o zaman. Diğer baremler de aşağı iner yani. O Bence zaman bugün kartlar karıldı. Hayır ama her hafta yeniden karılır. Ama Beşiktaş'ın kaybetmesi yukarıyı özellikle psikolojik olarak da etkiler Beşiktaş adına. Bak şimdi Fenerbahçe bugün kazandı. Ligi yeniden başlattı. Neden? Doğru. Çünkü Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı var. Doğru. Birbirleriyle Galatasaray'ın Trabzon var. İşte Galatasaray bay geçecek bu hafta. Galatasaray'ın Trabzon var. Beşiktaş'ın sert rakipleri var. Sivas'ta oynayacak. Fenerbahçe'nin en sert Başakşehir olacak gibi görünüyor şu anda. Başakşehir'de var, Alanya'da var. Alanya'da var, pardon. Yani ama bugün Denizli maçını seyrediyorsunuz işte. Her rakip sert artık Mehmet. Ama Gürcan abi doğru söylüyorsun. Yani her hafta farklı şeyler konuşuyorlar. Çarşamba akşam eğer sen ya da ben birimiz yayında olursak şunu bil. Beşiktaş puan kaybettiği takdirde bu kartlar bir kere daha karılacak. Çünkü Beşiktaş artık tepedeki takım olarak 3. maçını kazanamamış olacak. O zaman gerçekten hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye çok yüksek şey lazım. Konuşamadık. Feyyaz Hocam dün seninle. Bu 5 puanlık ya da bir maç eksik de 8 gibi görüyor. Bu Kasımpaşa maçının oyununa o etkisizliği, o isteksizliği, o rahatlık neden olmuş olabilir mi Beşiktaş olabilir, adına? Olabilir. İşte maç öncesi en büyük sıkıntı odur. Yani rahatlık, rehavet. Olabilir. Çok doğru bir şey. Yani skoruna ya da işte puanına, şeyine güvenirsin, fikstürüne güvenirsin. İyi fikstür çok büyük bir aldatmacadır. Hakikaten yani tamamen konsantreyi hele bizim ülkemizde hemen bozuyorsun. Bizim ülkemizde şu var abi, maç oynanmadan önce hemen açıyor bizim işte her türlü sosyal medyamız vesaire. İşte aman o takımda bu yok, bu penza yok. Allah ne oldu bu penza yoksa ne fark etti? Olsaydı belki daha farklı olacaktı. Bizde böyle maçtan önce maç kazanmak, fikstüre bakarak şampiyon olmak, böyle şeylerimiz var, huylarımız var. Bunlar çok büyük aldatmacalar. Bunlar ne yazık ki futbolcularımızı da yanıltıyor. Yani şu tabelaya bakıp, rakiplerine bakıp ben şampiyonum dememen lazım hiçbir şekilde. Çıkacağım maçı kazanacaksın kardeşim. Yani ben konsantre görmedim özellikle ilk yarısında maçın, Kasımpaşa maçında takımı. Ha bunu biraz milli takım arası olduğu için de bağlayabilirsin. Ama o da bir şey, handikap. Yani o da bir yanlış aslında. Yani hep milli takımdan her gelişte böyle mi olacak yani? Ama hep böyle oluyor ya. Böyle oluyor. Yani bunu Umut Beyler'e bağlayabilir miyiz? Biz de az sonralarını verdik. Sergen Hoca'nın tepkisi vardı. Hem ilk maçtan hem bu maçtan sonra. Ya ben şöyle söylüyorum. Ben de oynadım bunu sahada. Ben Halil Umut Meler'in iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Her iki maçta da hem Fenerbahçe maçında. Ve bu maçta da, ama ben Sergen'e katılıyorum bu konuda. Aynı ekibin üst üste verilmesi çok konuşuldu. Yani, çok tartışıldı. Takipçisi çünkü. Olacağız. Bakalım yani bundan sonra aynı hakemi üst üste başka bir takıma verebilecekler mi? Bir teknik adamın beyanatıyla, bir yöneticinin beyanatıyla, bir futbolcunun beyanatıyla başka bir takımın oyuncusunun ya da başka bir renk takımın böyle bir şey yapılacak mı MHK tarafından? Merak ediyorum abi yani. Yani bir dünyada bir ilk yaptılar. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz yani. Bu hafta Halil Umut Meler verilmedi Beşiktaş maçında. Ha? Bu hafta yok. Üzüldük tabii yani, keşke iyiydi böyle her hafta. Ben şeyde de söyledim ya, sezonluk kiralayalım, babalar hep aynı adamlar yönetsin yani aynı maçı. Bir kere değiştirme hakkı olsun hocaların ve şeyin, takımların, öyle yürüyelim yani. Böyle bir yani inanılır gibi bir şey değil ya. Yani bu bir ne yaptı şimdi MHK, rajon mu kesti yani? Ne oldu yani? Ya bunun bir karşılığı var mı ya yani?
Hocam şöyle, şimdi bundan sonra daha demin sizin söylediğiniz gibi yani şunun yolunu açtım eğer ki. Bize falan mı diyorsun yani? Sadece ne? Beşiktaş'ın değil, Beşiktaş şunu takip edecek haliyle futbol kamuoyunda. Bundan sonra Anadolu kulüpleri de çok şikayet ediyor hakemlerden. Evet, ben de onu takip edeceğim. Bundan sonra herhangi bir teknik adam ve yönetici herhangi bir hakeme laf söylediğinde merak edeceğim öbür hafta bakalım verebilecek misin maalesef o zaman? Maalesef bunu yapabilecek misin? Bunu sezon başında... Kendi kendine şey yapıyorsun yapılıyor. Ya. Kendi kendini imha ediyorsun. Atıyorsun ya. Sevgili hocam söylenmişi var. Henüz bitirdiğimiz Rize Spor Fatih Karagümrük maçından sonra Rize Spor'un başkanının maçın hakemiyle ilgili söyledikleri laflar var. Versin bakalım aynı hakemi. Verildi mi maça? Verilmedi. Beşiktaş maçta verildi. Tamam, şimdi bu sebeptendir ki Ali Koç'un önerisi çok doğru bir öneriydi Fenerbahçe Başkanı. Kurayla çekilsin hakemler. Arkadaşlar ama bakın. Kurayla çekilsin. Şimdi sizin de aynı fikirdeyim. Yani saçmalık. Beşiktaş'a yapılan saçmalık. Hele 10 hafta kalmışken şampiyonluk yolu bu kadar kızışmışken. Saçmalık ama Sergen Hoca çıkıp bir daha istemiyorum demeseydi bu iş olmazdı. Kimse vermezdi bir kere. Bunu bir kenara koyalım. Daha önce de çok benzer açıklamalar oldu Gürcan abi o sebeple. Ama şimdi 4 takım. O daha önce olmayan şey birdenbire oldu yani. O bağlamda dinamiklere bakalım. Hafta içi şey var. Antalya'da hakemler, MHK hakemlerini topluyor. Bence oradan Serdar Tatlı hakemlerine ben size güveniyorum mesajı vermek istedim. Ben Feyyaz Hocam'la şuradan ayrılıyorum. Halil Umut Meler hata yapmış olabilir Fenerbahçe Beşiktaş maçında. Ama kötü maç yönetmedi. Yani maçı oraya vereyim buraya vereyim tarzında bir yönetimi yoktu. Kritik hataları da yapmış olabilir. Ama iyi maç yönetmiş hakemini de savunmayacaksın. MHK ne işe yarıyor abi? Onun gösterisini yaptığını düşünüyorum. Ama Halil Umut Meler'i başka maça vererek de sen iyi maç yönettin diyebilirdi yani. İşin başka tarafı bu açıklamayı yaptı. Sergen Hoca yapıyor, yöneticiler yapıyor, başka teknik adamlar yapıyor. Ya Futbol Federasyonu bir yerde durmuyor. Önce o koruması lazım hakemini. Bence Serdar Tatlı gider gitmez. Ama ben merak ederken siz iyi maç yönetin. Hata yapın ama doğru maç yönetin. Ben sizin arkanızdayım kardeşim. Çıkın. Ben size maç vereceğim. Yani bir hakem için Erman Hoca da aynı şey. En önemli şey bir sonra maç almaktır. E tamam aldığı zaman başarılı yani, demektir zaten önceki maçta yani. Maç almaktır. Yani ve çıkıp adam iyi maç yönetiyor, linç ediliyor. Ve MHK'nin başındakiler diyor şimdi Fırat'ı oraya vermeyelim, ötekini buraya vermeyelim, Mete buraya gitmesin. O zaman MHK'yi kim yönetmiş oluyor? Kulüpler yönetmiş oluyor. MHK zaten atamasın hakem. Benim söylemek istediğim o. Kura çeksin. Tabii standartlara ayırarak kritik yani. Maçlar FIFA hakemlerim dersin. Tabii. O torbaya koyarsın. Şampiyonlar Ligi torbası gibi. Gözlemci notu birinci torba, iyi olanları torba, oraya tabii. Torba koyarsın. Aynen. Yani, bu bütün tartışmalara da son vermiş oluyorsun böylelikle yani. İşin öbür tarafı bence Futbol Federasyonu disiplin kurulu. Orada da torbaya itiraz gelmez mi? Hani bilenler yani. Bilir İzmir torba, sıcak top, soğuk top. Yok artık ya. Konuşulur. Bunlar da sosyal medyada özellikle. Mehmet Ali Bey zamanında... Konuşulsun da hani en azından torbadan çıksın Mehmet, yani. Mehmet Ali Yılmaz zamanında yapıldı. Hatırlarsın sen futbolcuydun o zaman. Mehmet Ali Yılmaz Futbol Federasyonu Başkanı'yken. Kurayla açıldı. Sayın Bakanımız. Yani 4-5 hafta gitti sonra geçmiş olsun o. Çünkü, o da çözüm. Çünkü şu da var arkadaşlar. Her hakem aynı değil. FIFA'yı buraya koysa da Kadıköy'de Ali Sami Yen'de ya da İnönü'nde Banço'nun içi. Avni Aker'de madem eski isim. Tabii aynen. Orada farklı özelliklere de sahip olması lazım. Sadece iyi hakem olmak gerekmiyor. Sezon boyunca en yüksek ortalamayı almış hakemleri bir torbaya koyarsın gibi. Yani onun çözümü var abi. Yani torba da değil artık. Akıllı elektronik ortam yani. Var. Elektronik ortam. O parametrelere göre artık, belirleyebilir artık, çok artık, daha iyisin belki. Mesela sahadaki hakemi eleştirmek de saçmalık artık. Var yönetiyor maçı abi. Var hakemini eleştireceksen var hakemini. Mesela Selahattin Bey çıktı dedi ki Selahattin Baki. Bursa'da golü vermişti şimdi vermedi dedi. Cüneyt Çakır için. Cüneyt Çakır golü verdi dün. Bugün pardon. O gün yaptığı gibi. Verdi orada golü. Da vardı yalnız. Var mıydı o? Bu Bursa maçında vardı. Tabii. Cüneyt Çakır golü verdi. Var iptal etti. Ha gidip bakması gerekiyor muydu? Şortuna değdi hocam. Offside'dakini diyecek gidip bakması gerekmiyor abi. Bu arada o açıklamalara dönmüşken son bölümde konuşacağımı söyledik. Yıldızlar konusu, şampiyonluklar konusu. Bir bilgi var doğrulatamadığı için paylaşmak istemiyorum ama yıldızlar konusunda önümüzdeki günlerde belki de yarın önemli bir gelişme yaşanabilir. Cevap beklenen kurumdan bir cevap gelebilir şeklinde bilgiler geliyor ama işte doğrulatamadığımız için
isim vererek paylaşmıyorum. Yani, anlayan anladı herhalde. Bu başka bir şey. Futbol bir görüş oyunu. Hepimiz görüşü söylüyoruz ama burada bence bilime sığınılması lazım. Bilim dediğimiz bilim insanı, profesörler, tarihçiler, araştırmacılar. Onlar kendi aralarında konuşacaklar. Evet, tartışmak ne kadar güzel bir kelime. Tartışmak kavga etmek demek değildir.